çabuk nefes beni ver bana. Trabzon özlemi. Annen ne dedi? Böyle ne yapıyorsun falan dedi. Evet. Niye kapattı çok, peki hızlı? Bilmiyorum, ders taşı özledim diye. Böyle çok böyle şey konuştu. Ya böyle. Böyle dedi ki ya bebişim dedi. Anne dedi ki annen özledin mi? Nazarcı ya. Az önce dedim ki yok, hiç özlemedim ailemi. Arkadaşlarımı daha çok özledim. Neyse kanka. Kanka ben aileni özlemen için yaptım. Aileni özlemen iyi bir şey. Trabzon'u özledim. Hamsi kokusunu özledim. Kanka bugün pembesin. Kanka sokaklar hamsi kokmuyor. Kokuyor mu bu arada şey? Niye öyle diyorsun? İnanmıştım ben. Bilmem inan diye. Öyle. Özledin yani. Özledim. Ama ağlamadın şu anda. Daha demin ağlıyordun. Keşke... Kanka çünkü orada duygusal bir konumun üstünde şey oldu. Bir de ben böyle bakıyorum. Ağlayacağım. Evet ya. Ben böyle bütün gözlerimi açtım ve şöyle izliyorum seni. Ağlayacak mı acaba? Ufak bir ASMR kutu açılışı yapalım. Aşkı şaka mı? Evet ya. İkimiz de hep aynı ters kombinler. Ama yanlışlıkla oldu. Gerçekten. Evet, bilerek yapmıyoruz. Bilerek yapsak bu kadar olur. Neyse, dersleri asılmayacağız. Dersi dinleyeceğiz. Akademik weapon olduktan sonra biz. Dersimiz şurası. Astık şu anda. Oturuyoruz. Ama yok kanka. Kanka artık... sen olmasan ben dersi yapmam muhtemelen. Buluşmaya gidiyoruz. Birden ders çalışıyoruz ve
Yani olmasa ders çalışmayacağım yani. Kanka ama ders çalışmamız lazım. Burada ben birileriyle konuştum mesela bu konuyu. Genel olarak herkesin böyle 2-3 tane dersi üst üsteymiş. Ondan sonra başka bir derse geçiyormuş. Bizim öyle değil. Bizim 5 saat üst üste aynı ders var. 5 saat üst üste aynı derse yani ben en sevdiğim şeyi bile izleyemem, ben dinleyemem yani. O yüzden neyse, akademik bir weapon olacağız. Kanka yeni vloga merhaba demek ister misin? Girmeyeceğiz biz dersen. Girek kanka ya. Hadi konuş, dökülsün kelimeler. Kanka ders çalışıyor muyuz? Bugün ders 5'te bitiyor. More passion, more energy, more passion. 8'de giriyoruz, 5'li bitiyor. Benim lisedeki derslerim böyle. Yenilik çiğne geldi artık, kendi kendine konuştu. Ayo. Sonra niye geliyor? Ya gelsin. Arkadaşlar, Özyeğin Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi'nin Nişantepe versiyonudur. Neden? Çünkü AVM yani. Böyle olmaz. Resmen Nişo yani. Üniversiten AVM, Nişo. Benim arabam olacak inşallah. Arabam var da üniversitenin AVM. Arabayı nasıl park etmişsin? Sıfır değil bu arada. Aa, bu yeni mi? Maşallah diyelim. Oha, M8 mi? Evet. 8'inci. İnsigne'ye biniş şeklimiz. Bizimkisi daha güzel. İki varsınız lan. Siz de hocam. Siz de hocam. Hocam. Siz de hocam. Biraz alakasız ama kargo açılışı yapalım dedim birlikte. Şöyle. Bayağı da sert kumaş. Şuraları da açılıyor bilgisayar sığması için. Ama benim bilgisayarım 13.6'ymiş. O yüzden sığar diye düşünüyorum. Şöyle koluma takıp gezeceğim. Görünüşü bu şekilde. İçine iPad ve 3 tane kitap koydum. Ve böyle ağır hissettirmiyor. Normalde böyle bazı çantalar ağır hissettirir ya. İyi yani, sevdim. Bursa'ya gidiyorum. Bir tekstil semineri için. Önemli bir tekstil semineri. Amerika'dan, İngiltere'den profesörler geliyor. Ve Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde tekstil semineri verecekler. Böyle birkaç tane hoca var ve çok iyi bir seminer. Çok az kişi gidebiliyor bizim okuldan, yani Marmara Üniversitesi'nden. Ben de gidilenler arasında seçildim. Yani 8 kişi falan gidiyoruz. Genelde üst sınıflar var. Ben 1. sınıf olarak yalnız başımayım. Ama çok heyecanlıyım. O yüzden oraya giderken birlikte vlog çekmek istedim. Çünkü hayatımda ilk defa yalnız başıma bir yere gideceğim. Hayatımda ilk defa mesleğimle ilgili bir seminere gideceğim. İlk defa hani bu kadar yalnız bir şekilde gideceğim. Çünkü hiçbir arkadaşımı, hiçbir tanıdığımla gitmiyorum. Oraya gidince arkadaş edinirim diye düşünüyorum. Bu şekilde. Hazırlanırken çekemedim çünkü aşırı acele hazırlandım. Outfit'im böyle, çok uyumsuz oldu. Planladığım şeyleri giyemedim. Giyememenin nedeni de kaybolmuş olması. Bulamadım. Şimdi arabada makyaj yapacağım çünkü maalesef evde yapamadım. Güler yüzlü ve tecrübeli Arap ekibimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerimizde...
Arkadaşlar şaka gibi daha demin tam dedim ki Bursa'nın otobüsleri kurallara uyuyor herhalde dedim. Ve bir dakika sonra otobüs kaza yaptı. Şu an şurada bir yerde görüntüsünü koyarım, videosunu çektim. Neyse hemen yanımda metro vardı, bunu söyleyeceğim şimdi. Çok garip. Why don't we recycle these or give them away? You have data privacy, emotional value, want to show your grandkids, don't want to download these photos, which you will never do. Thank you.